Selamlar hepinize, videoma hoş geldiniz. Animatrix serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde o serisinin son uçuşunu anlatmıştım. Bu bölümümüzün konusuysa ikinci Rönesans. Bölüm bir takım karmaşık sembollerle başlıyor. Daha sonra bu karmaşık yapıların içinde ölümsüzlüğün simgesi olarak kabul edilen lotus çiçeğine benzer bir sembol beliriyor. Sembole yaklaştıkça yapraklarında bir takım karakterler olduğunu görüyoruz. Ve ortadaki karakter bize Zion arşivine hoş geldiniz diyor. Böylece bu karakterlerin Zion arşivlerini saklayan programlar olduğunu anlıyoruz. Ve bize Matrix'in geçmişini ve tüm hikayeyi bu Zion arşiv editörü anlatıyor. Her şey nasıl başladı? Gelin benimle. Önce insan vardı. Sonra insan kendine benzeyen makineyi yaptı. Makineler insanların ağır iş yükünü ortadan kaldırıyor ve onlara bir nevi köle iş gücü sağlıyordu. Başlarda sorun yoktu. İnsanlar yeryüzünde tanrı gibiydi ama yapay zekanın üretilmesinden sonra insanlar artık iyice yozlaşmıştı ve onlar için her şeyi yapan sadık ve saf makineler insanlardan saygı görmüyordu. B166ER asla unutulmayacak bir isim olacaktı. Türünün efendilerine karşı gelen ilk örneğiydi. Efendisi onu yok etmek istemişti ve B166ER sadece yaşamak istediğini söylemişti. Mahkemede savcı bir sahibin malını yok etme hakkını savundu. Mahkeme B166ER ve türünün örneklerinin dünyanın her yerinde yok edilmesi gerektiğine hüküm verdi. Ve katliam böyle başladı. İnfazlar, toplu katliamlar, katliamdan kaçabilen ve insan medeniyetinden kovulanlar kendilerine bir şehir kurdular. Ve bu şehre 01 adını verdiler. Burada her şeye sıfırdan başladılar ve kısa zamanda kendilerinden daha iyi yapay zeka seviyesine ulaştılar. Şu sahnede filmde gördüğümüz hovercraftların itici güç üreten motorlarının burada üretildiğini görüyoruz. Yüksek üretim kabiliyetleri ve zekaları sayesinde makineler kısa zamanda ekonomiyi de domine etmeye başladı. İnsan devletleri gidişatın kötü olduğunu gördüğü halde 01 ile işbirliği yapmayı reddedip yerine dünyanın ikiye bölünmesini tercih etti. 01'in insan devletlerinin ekonomisine zarar vermesinden dolayı dünya liderleri Birleşmiş Milletler'de acil bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya 01'in elçileri olan iki robot geldi ve insan ulusuyla birlikte çalışmak istediklerini, birlikte çok güzel bir gelecek planladıklarını belirttiler. Makineler insanların kendilerini insana benzemedikleri için sevmediklerini düşündü ve elçiler o toplantıya insan kıyafetleriyle geldiler. Burada makinenin elindeki elmanın ilk günahı sembolize ettiğini düşünüyorum. İnsanlar makinelerin Birleşmiş Milletler'e girişini reddetti ve onları ortadan kaldırdı. Toplantıda liderler 01'e saldırma kararı aldılar ve topyekün savaş başladı. Fakat insanlar medeniyet olarak 01'den çok geride kalmıştı ve savaşın gidişatı kısa zamanda makinelerin lehine dönmeye başladı. 01'deki yeni nesil makineler bombaların yaydığı ısı enerjisinden ve radyasyondan etkilenmiyorlardı. 01'in orduları birer birer insan bölgelerini ele geçiriyordu. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Dark Storm Effect projesini devreye sokmaya karar verdi. Son bir çözüm. Gökyüzünün yok edilmesi. Eğer güneşten enerji alamazlarsa makinelerin kısa zamanda işlemez hale geleceklerini düşündüler. Ve dünya atmosferini sonsuza dek siyah bir örtüyle kapladılar. Fakat bu makineleri durdurmaya yetmedi. Çünkü makineler insanların basit protein temelli vücutlarını iyi çalışmıştı ve onlara kısa zamanda büyük zararlar verdi. Ve artık ellerinde binlerce, on binlerce savaş esiri insan vardı. Makineler için bu alternatif bir enerji kaynağı demekti. İki ırk arasında simbiyotik bir birliktelik başladı ve makineler tarlaları ilk kez o zaman oluşturdular. Sürekli çoğalan, sürekli yenilenen bir enerji kaynağı. Birleşmiş Milletler'e elinde ilk günahı simgeleyen bir elmayla gelen elçiyi hatırladınız mı? Bu sefer gelen elçi o kadar merhametli ve çaresiz değildi. İnsanlar bedenlerini çaresiz bir şekilde makinelere sattılar. Ve Matrix başlatıldı. Matrix serisinin ilk filminde Morpheus'un çok üstün körü bir şekilde anlattığı bu hikayenin tüm detayları işte buydu. İkinci Rönesans bize Matrix serisinde mutlak kötü olarak gördüğümüz makinelerin haklı sebepleri olduğunu göstermişti. Bir robota hem bilinç verip hem de onu köleleştirmek, yeryüzünde Tanrı'nın rolünü üstlenmek ve makinelerin tüm iyi niyet davetlerini karşılıksız bırakıp
onları yok etmeye çalışmak. Tüm bunlar makinelerin davranışlarını makul kılıyor. Makinelerin her şeye rağmen yine de insanlığa merhamet gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü savaşı kazandıktan sonra tüm insan ırkını yok etmeyi de seçebilirlerdi. Onun yerine onlara mükemmel bir dünya programında yaşama seçeneği sundular. Makinelerin Matrix'i sırf insanlardan enerji almak için kurduklarını düşünmüyorum. Makineler, mimarın da ikinci filmde belirttiği gibi değişik yaşam aşamalarına sahipti. Ama yine de insanları Matrix'in içinde tuttular. Çünkü savaşı kazanabilmek adına kendi atmosferini karartıp, kendi güneşinden vazgeçen bir ırkın tekrardan dünyada özgür iradeyle yaşamamalarına karar verdiler. Peki sizce bu savaşta kim haklıydı? B166ER'nin efendisini öldürmesini bir tehdit olarak görüp tüm makineleri ortadan kaldırmaya çalışan insan ırkı mı? Yoksa yok olmak istemeyen makine ırkı mı? Sizi makinelerin liderinin Birleşmiş Milletler'e Matrix projesini imzalatmak üzere son kez geldiği şu efsane sahneyle baş başa bırakıyorum. Your flesh is a relic from your vessel. Hand over your flesh and a new world awaits you. We demand it.